Merhabalar, ben Melisa Koğlu. 18 yaşındayım. Yaklaşık 3 yıldır kaykaysporu ile ilgileniyorum. 2022'den beri de milli takımda Türkiye'yi temsil ediyorum. Olimpiyatlarda kaykayda iki ana disiplin şeklinde yarışılıyor. Birincisi street yani sokak disiplini, ikincisi park disiplini diye ayrılıyor. Ben street yani sokak disiplini sporcusu olduğum için bugün sizlere sokak disiplinin hareketlerini, kurallarını anlatacağım. Hadi başlayalım. Şimdi size kaykay hareketlerini göstereceğim. Ondan önce kaykay ekipmanlarını tanıtmakla başlayalım. Bu bizim genel kullandığımız kaykayımız. Bu kaykayı üstündeki tahtamıza dek diyoruz biz. Dekin üstünde zımparamız var. Ayağımızı kaymamasını ve üstünde kalabilmemizi sağlayan zımpara. Traklarımız var. Bunlar bizim dönüşümüzü sağlıyor. Traklarımızın oynaklığı street ve ball park disiplininde değişiyor tabii ki. Street disiplininde kendimiz istediğimiz gibi dönüp harekete gidebileceğimiz için açık olması ya da kapalı olması kendi tercih meselemiz oluyor. Onların bu trakları sonuna kadar açmaları gerekiyor çünkü tamamen trağın hareket kapasitesi sayesinde dönüyorlar. Tekerlerimiz var. Bu tekerler gittiğimiz zemine göre değişkenlik gösterebiliyor, büyük ya da küçük olabiliyor. Onun dışında dönmesini sağlayan rulmanlarımız var. Trağımızı tutan da vida setlerimiz var. Şimdi size duruş ve teknikleri göstereceğim. Öncelikle duruştan başlayalım. Duruşumuz için bir ayağımız ön tarafta olmalı. Bu ayağı seçerken de hangi ayağa yatkınsanız o ayağınızı öne koyabilirsiniz. Ön ayağımızı vidaların üstüne koyuyoruz. Dik bir pozisyonda. Arka ayağımızla push yapacağız. Push da ittirme oluyor. Push yaptık. Arka ayağımızı dik bir şekilde arkaya yerleştirdik. Bu bizim kaymaya, harekete başlama zamanımız. Harekete başladıktan ve devam ettikten sonra ön ayağımızı da yan pozisyona getiriyoruz. Ve bu sayede iki ayağımızla da hareket kabiliyetimizi kontrol edebiliyoruz. Dengemiz için de dizler kırık, öne doğru. Çünkü kimse arkaya düşmek istemez. Öne doğru. Ellerimiz, kollarımız yani dengede kalmak için bu şekilde. Şimdi size dönüşleri göstereceğim. İlk dönüşümüz traklarla dönüş. Üstüne çıktığımız zaman traklarımız gördüğünüz gibi oynuyor. Giderken ağırlığımızı ne tarafa verirsek traklarımız o tarafa dönecektir. İkinci dönüşümüz daha ani dönüşler yapabilmek için olan hareketimiz tik-tak. Tik-tak hareketinin aslında temeli kaykayımızın arka pop kısmından kaldırıp indirip ani bir şekilde yön değiştirmemiz. Arka ayağımız güç uygulayıp kaldırmamızda görev oynuyor. Ön ayağımızsa kaykayın yönünü gösteriyor. Yani kaykayın ne tarafa gideceğini gösteriyor bize. Şimdi size oli hareketini göstereceğim. Oli hareketimiz nedir? Oli hareketimiz kaykayı zıplatmak, yükseltmek için kullandığımız bir hareket. Ön ayağımız vidalarımızın bu sefer biraz daha gerisinde. Arka ayağımız popumuzda, popumuzu sektirmek için popumuzun uç kısmına koyuyoruz. Oli yaparken bu pozisyonda durmamız gerekiyor. Pozisyondayız. Popumuzu vurduk. Kaykayımız dik bir şekilde havalandı. Ön ayağımızı yukarı doğru çekiyoruz ve üstüne konuyoruz. Nasıl eğilip zıplıyorsak bu şekilde dizlerimizi büküp yerden güç alıp yukarı doğru kendimizi itiyoruz. Çektik. Ve ayağımız o anda tamamladık hareket. Düşüyorum. Sorun yok. Böyle şeyler olabilir arkadaşlar. Oli hareketimizi dönerek de yapabiliyoruz. Bu harekette de yine oli pozisyonundayız. Belki ayağımız biraz daha çıkık parmak ucumuzdan çünkü arka tarafımıza doğru döneceğiz. Önce vücudumuzu çeviriyoruz, sonra kaykayla olimizle kaykayı da yanımıza getiriyoruz. Şimdi sıradaki hareketimiz şöyt hareketi. Bu harekette de ayaklarımız bu sefer popumuzun ucunda gene ama bu sefer döndüreceğimiz kısmın ucunda. Ayak parmaklarımızla popun ucunu kavruyoruz şu şekilde. Ön ayağımızın bir görevi yok. Ön ayağımızı sadece kaldırıp indireceğiz. Ve öne doğru kaykayımızın
180 derece dönmesini yapıyoruz aslında burada. Dizlerimiz hafif kırık olabilir. Gene çünkü bir güç uygulayacağız. Bu bacağımızı arkaya ittirmekten. Arkaya doğru bacağımı takip ederseniz bu şekilde arkaya doğru itiyorum. Bu şekilde. Sıradaki hareketimiz kickflip hareketimiz. Kickflip hareketimi kaykayımızın kendi ekseni etrafında tam tur dönmesidir. Tabii bunu biz üstündeyken yapacak. Parmak ucum oli pozisyonu, ayağım flip pozisyonunda. Oli'yi vurduğum anda parmağımı dışarıdan çıkaracak şekilde itiyorum. Vurdum olimi, flip vurdum. Dizlerimizi kırıp güç alıyoruz yerden zıplatabilmek için. Hareketimizde sıra. Aslında şovit artı kickflip eşittir variyel. Bu kadar basit. Normal flip hareketi pozisyonundayız. Arka ayağımız şovit hareketi pozisyonunda, ön ayağımız flip hareketi pozisyonunda durması gerekiyor. Ön ayağımızın flipini biraz geriye çekebiliriz. Çünkü yapacağımız hareket kaykayı 180 bir şekilde döndürürken bir de ekseni etrafında tam tur attırmamız gerekiyor. Praktiste rampada backside flip hareketini göstereceğim. Rampaya çıkıyoruz kaykayımızla çapraz bir şekilde. Flip pozisyonunda ayaklarımız vücudumuzu flip atmadan önce çeviriyoruz. Döneceğimiz tarafa doğru çevirirken de olimizle flipimizi vurup tekrar üstüne çıkıp gidiyoruz. Size hareketleri gösterdim. Şimdi puanlama nasıl yapılıyor, yarışmada nelere dikkat ediliyor onlardan bahsedeceğim. Bir sporcu müsabaka anında iki turu oluyor. Bu turlar 45 ile 60 saniye arasında değişiyor. Aslında biz bir line diyoruz onlara. Bu line dediğimiz şey arda arda hareket dizilimlerimiz bizim. Bu iki turdan aldığımız en yüksek puanla finale kadar ilerliyoruz. Finalde farklı olarak 5 best trick'imiz yani 5 tane best trick hareketimiz oluyor. 2 tane turumuzdan en yüksek puanımız ile 5 best trick hareketimizin en yüksek 2 tane puanı alınarak toplam puanımız oluşturuluyor. Kaykay benim için sadece olimpik bir spor değil. Çünkü kaykayın kendine ait bir kültürü var, dünyası var. Bir tutku kaykay aslında benim için şu an.